Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Şubat 2019 saat 13.46 Frankfurt'ta. Bugün Forex hakkında biraz konuşacağım. Forex iyi midir, değil midir? Forex ile ilgili işlem yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bundan sonra yapıp yapmayacağınız size kalmış kararınız. Forex ve borsa nedir? Onun arasındaki fark nedir? İlk başta onları anlatayım size. Forex'te bunu tabii bir Forex şirketi yazmış karşılaştırma olarak. Forex 24 saat işlem görmekte. Borsada ise 24 saat işlem yok. İş saatleri arasında vardır. Örneğin 9 ile 5 arasında borsaya bağlı olarak değişmektedir bu. Bunun dışında margin yani leverage çoktur. Örneğin 1000 TL koyarak 300 bin TL kontrol ederseniz tabii bu sizin iyi mi kötü mü? Bence iyi bir şey değil. Eğer yeni başlıyorsanız bu hemen 1000 liranızı ya da 10 bin liranızı koyduğunuzda örneğin hemen bu paranın kaybolmasına sebep olmakta. Çünkü margin gerekliliğini yani margin requirement'ı karşılamazsanız hemen pozisyonunuzu kapatıyor ve elinizdeki para da gitmiş oluyor. Eğer çok büyük şekilde leverage kaldıraç kullanmaktaysanız borsalarda bunlar genelde daha az. Bunun dışında önemli bir özelliği borsayla Forex'i ayıran Forex'te spread vardır. Borsada spread vardır. Bu tabii daha küçüktür spread. Komisyonlar ve diğer masraflar vardır. Ama bu spread'in içinde başka şeyler de oluyor. Neden böyle oluyor? Çünkü bazı Forex şirketleri, bazı değil, Forex borsada işlem görmediği için bazı Forex şirketleri yaptıkları işlemleri sizi iyi şekilde olacak şekilde değil de kendilerine daha iyi olacak şekilde yapmakta. Örneğin bankalara da öyle düşünebilirsiniz. Bankalar da bu aynı şekilde tabii leverage çok bankalarda aynı şekilde döviz euro satmakta. Eğer örneğin borsalar kapalı olduğunda bu işlemi yaparsanız direkt banka üstünden işlem yapmış oluyorsunuz. Örnek olarak görün bunu tabii. Bu durumda örneğin şu anda döviz kurlarına bakıyorum. İş Bankası kurları burada euro alımı şöyle 61.135 satımı da 64.213 yani 6.4213. Bunun ikisi arasındaki fark çok büyük. Onu şöyle size gösterebilirim. İkisi arasındaki fark %4.6 yani %5. Şu anda işlem yapsanız online bankacılık kullanarak euro alsanız, Türk lirasını euroya çevirseniz %5 zararınız oluyor. Aynı şekilde elinizdeki euroyu şu anda bankada işlem yaparak Türk lirasına çevirseniz gene %5 zararınız oluyor. Bu ne demek? Bu işlem borsaya gitmiyor. Direkt banka üstünden oluyor. Forex de aynı şekilde kendi üstünden yapıyor bu işlemleri. Herhangi bir kuralları olan borsaya gitmeden kendi üstünden gerçekleştirdiği işlemler bunlar. Bu tabii neye yol açıyor? Bu alışla satış arasındaki fiyatın değişmesine yol açıyor. Borsalarda bu daha az. Örneğin size göstereyim burada. Euro dolar arasındaki alım satım fiyatlarını görüyorsunuz. 1.14, 1.14.71. %1 bile değil. Bunu hesaplarsak 1.14.67, 1.14.71'i. %0.3 yani binde 3 alım satım işlemi vermiş oluyorsunuz. Artı tabii komisyonlar ve diğer ücretleri vermeniz gerekiyor. Burada da söylediğimiz gibi. Ama buna rağmen Forex üstünden değil de borsa üstünden işlem yapmak sizin için daha yararlı. Çünkü alım satım arasındaki farkınız daha düşük. Diğer masraflar örneğin commission ve diğer masraflar da size burada alım satım arasındaki farklardan daha çok olmuyor. Ve sizin için daha iyi bir fiyatı almış oluyorsunuz işlemi. Bunun için future borsaları var. Şirketler genelde
dolar döviz pozisyonlarını hedge etmek için daha çok forex değil, forex kullanmıyorlar. Future'lar kullanıyorlar. Future'ları da borsadan alıyorlar. Future'ı bunun için tavsiye etmiyorum. Diğer şeyler, örneğin burada bu tabi pazarlama taktikleri. Forex'in piyasası çok büyük diyor. 5,3 trilyon dolar işlem yapılıyor diyor. Tabi bu bir şirket üstünden yapılan işlem değil. Bu toplam işlem. Burada da borsalar üstünden yapılan resmi işlemleri görmektesiniz. Bu bir şirket üstünden yapılıyorsa onlar kendi kafalarına göre alış satış arasındaki farkı belirleyebiliyorlar. Bu sizin için tabii her zaman iyi olacak fiyat anlamına gelmemekte. Daha çok şirket için iyi olan, forex şirketi için iyi olan fiyatları görüyorsunuz orada. Burada işlemler daha hızlı yapılıyor diyorlar forex'te. Borsada işlemler hızlı yapılmıyor diyorlar. Forex'te işlemlerin daha hızlı yapılması sadece bir şirkete gitmesi ve şirketin kendine yararlı olacak şekilde alım-satım işlemini gerçekleştirmesi. Burada da alıcılar, satıcılar birçok şirketlerden gelmekte, birçok brokerlardan gelmekte ve borsa bu ikisi arasında eşleme yapmakta, en iyi fiyatı bulmakta. Burada ise sadece bir şirketten, müşterilerden gelen veriler şirkete iyi olacak şekilde daha çok işlem yapılmakta. Onun için burada daha hızlı olduğunu söylemekteler ama hızın çok önemi yok. Eğer gün içinde 100 kere alım satım yapmıyorsunuz, zaten böyle yaptığınızda bu Forex'ten almanızın bir avantajı olmuyor. Burada değişik bir şey söylemişler. Büyük dövizler düşmez diyor. Burada tabii direkt borsada hisselerle karşılaştırmışlar bunu. Tabii bunlar da düşer, Türk lirasında gördüğümüz gibi düşüyor. Bu da doğru bir tanım değil. Lirayla başlıyorsunuz diyor. Tabii 200 lirayla çok, yani 200 dolarla çok bir işlem yapamazsınız. Yapacağınız işlemler sınırlıdır. Yapacağınız kâr da sınırlıdır. Bu 200 dolarla başladığınızda daha çok size margin kullanın. Örneğin 200 dolarla 20 bin dolar kontrol edebilirsiniz gibi size tavsiyelerde bulunurlar. Kaybetmeniz mümkün değildir, şöyledir, böyledir diye. Ama eğer küçük bir değişiklik, aşağıya doğru değişiklik olduğunda, bu da normaldir tabii, hisseler böyle ya da dövizler böyle direkt yukarı çıkmaz. Şöyle çıkış yaparlar. Şöyle değil. Yani belli, buna göre bu 200 verdiğiniz 200 dolar da kaybolur. Şirketin yararına bir işlem yapmış olursunuz. Burada yaptığınız işlemlerin merkezi olmamasının bir avantaj olduğunu söylemekteler. Fakat bu bir avantaj değil. Çünkü belirli kurallara uymadan şirketten şirkete değişik şekilde işlem yapabiliyor bu şirketler. Size bir sonraki kısımda göstereceğim. Örneğin bir şirketi Amerika işlem yapmasını yasakladı. Bu şirket Avrupa'da da var. Şimdi Forbes'in bir haberini göstereceğim bununla ilgili. Genel farklılıkları bunlar. Şimdi Forbes'in haberine geçelim. Şurada bir şirket ismi söylüyor. İlk başta şöyle Forex Fraud şirketinden kötü işlem yapan, üçkağıtçılık yapan Forex şirketlerinin listesini görebilirsiniz. Burada FXCM diye bir şirket var örneğin. Bu da Almanya'da da var. Bu TradingView sitesinde de verilerini sağlayan bir şirket. Tabii veri sağlamak kötü bir şey değil. Ama tabii tercihinizi yaparken dikkatli olun. Buralara bakın. Forbes sitesi bu. Yukarı gelirsek görüyorsunuz, bu bağımsız bir haber sitesi. Yani Numerus Deceptive
execution activities that were designed to benefit FXCM to the detriment of its customers. Yani daha çok bu şirketin işine yarayacak fakat müşterilerin işine yaramayacak değişik iş yöntemleri kullanmaktalar. Forbes yazmış bunu. Evet, bundan sonra görüyoruz. Forbes her yerde var. Avrupa'da. Headquarters New York City, New York diyor. Evet, araştırmanızı öneririm. Forex'te ben herhangi bir işlem yapmıyorum. Hiçbir kimseye de tavsiye etmem Forex'te işlem yapmayı. Feature'lar, dolar-euro feature'ları daha çok tavsiye ediyorum Forex'te. Çünkü şirketi iyi araştırmanız gerekiyor. Nasıl işlem yaptıklarını. Bu siteden de diğer şirketlere bakabilirsiniz. Örneğin burada diğer forex şirketlerini görmektesiniz. Feature'larda şurası. Borsa İstanbul'da işlem gören bir feature bu. Direkt Borsa İstanbul'da örneğin böyle bir feature alınabilir. Merkez Bankası'na baktığınızda Merkez Bankası'ndaki de alım satım arasındaki farkın az olduğunu görüyorsunuz. Ama genelde bütün bankalar böyle, bu İş Bankası ile ilgili bir şey değil. Alım satım arasındaki farkın çok büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani herhangi bir şey aldığınızda, örneğin euro alalım dedik. %5 aldığımız an zararımız oluyor. Bunu tekrar geri getirebilmek için örneğin herhangi bir zamanda şuralarda şurada aldığımı düşünelim. %5 getiri getirmesi için ne kadar beklemem gerekiyor? Yani 45 gün bekledim. Hala aldığım para geri gelmedi. Bu kadar yükselmiş olmasına rağmen aldığım seviyeden. Çünkü %5 hala değil. Şurada görüyorsunuz %5. %5 hala. Örneğin şuralarda aldık. En düşük noktasında çok iyi bir analiz yaptık. Genelde tabii böyle en düşük noktasında almak zor bir şey. Çok iyi bir analiz yaptık. Şurada aldık diyelim. Buraya kadar ne kadar artmış olacak ona bakalım. %5 şuralarda 23 gün geçmesi gerekiyor ki ya da 3 gün sonra tabii böyle bir çıkış her zaman olmuyor. Anca alabiliyoruz. Yani anca eşit oluyoruz. Yani almamızın bir anlamı kalmıyor. Bundan dolayı alım satım yaparken banka üstünden buna da dikkat edin. Bu Forex'te de aynı şekilde. Banka üstünde de alım satım arasında fark var. Buna spread deniyor. Aynı şekilde Forex'te de bu spreadler var. Forex şirketlerine göre değişebilir spreadlerin büyüklüğü. Komisyon almıyoruz diyorlar. İşte 1000 TL ile 200.000 TL'ye kontrol edebilirsiniz diyorlar. Ama bu anlattığım olayların hepsini bir araya koyup Forex'te işlem yapıp yapmamayı kendiniz düşünmeniz gerekiyor. Ben herhangi bir işlem yapmıyorum. Evet, bugünlük de bu kadar. Umarım bu videoda yardımcı olmuştur size. Görüşmek üzere, bay bay. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Bay bay.